Merhabalar arkadaşlar, İğne Oyaları Naşit'e YouTube kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz güzel renklerimle sizlere 3 boyutlu muhteşem bir yazma modeli yapacağım arkadaşlar. Modeli kendimce uyarladım, şahsıma aittir. Umarım sizler de beğenirsiniz, denersiniz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğeni yapmayı unutmayın. Zil butonunu açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Şimdiden beğeni yapan, yorum yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hemen modelimize geçelim. Evet arkadaşlar, ara yolumu ben bu şekilde ayarladım. Hemen şurada 15 tane zürafa bıraktım. Şimdi üçünü kullanacağız. Mesela şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zürafamın içine sabitleyeceğiz. Burada 3 tane zürafamızı ipimi tekrardan geriye alıyorum. Şu ipimi ben şuradan temizleyeceğim. Şimdi arkadaşlar şuraya hemen şekilde kırpır 3 tane yaprağımızı yapacağız. İpimi geriye aldım. Şuradan bir tane artırma yapalım. Başka da artırma yapmıyorum arkadaşlar. Burası 3 sayımız oldu. İki bir bitireceğiz. En üstte bir tane küçük sık iğne yapacağız. Hemen bu en tepesine şöyle bir tane şöyle sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan aşağıya inelim geri. Her zaman dediğim gibi ip kesmeden hepsini bir arada bitirelim istiyorum. Tek düğümle aşağıya iniyoruz. En dibine bir daha indim. Evet arkadaşlar, yaprağım bu şekilde. Şimdi bir tane şöyle zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Geri dönüyoruz arkadaşlar. Aynı yaprağı buraya da yapacağız. Ben bu yaprağımı tamamlayayım. Tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaprağımı yine aynı şekilde aşağıya indim, en dibine. Şimdi buradan geri dönüyoruz. Şöyle ipimi karşı tarafa şöyle aldım. Buraya çiçeğimizi yapmak için şekilde minnak zürafa şeklinde
Şöyle yapıyorum, geri içine geri dönüyorum. Tekrar tekrar kaç tane olmuş? 1 2 3 bir tane daha yapalım. Bu geriye aldığım yere 5 tane kiprik yapalım arkadaşlar. Bu boyutta. Evet, 5 tane yaptım. İpimi en baştaki kiprimin içine geriye aldım. Şimdi burada bir tane yandan aynı yere battım arkadaşlar. Zürafa sayımızı söyleyeceğim. İkinci zürafam oldu. 3 5. Burada 5 tane zürafa sayım oldu arkadaşlar. Şimdi bunu ben şu şekilde katlayacağım. Bir sırada şimdi döneceğim. Bir, 5 tane zürafamız olacak arkadaşlar. Çiçeklerimizin dalı 5 tane olacak. Evet. Burumuzu yaptık. Şimdi şunu şöyle kestim. Hemen çiçeğimizin ilk yaprağını göstereyim size arkadaşlar. Şu açık mavimle. Şu yeşil ipi araya alalım. İlk zürafamın içine hemen başlayacağım. Şimdi buraya bir tane şöyle kiprik yapacağız arkadaşlar. Şu boyutta. Bir tane kiprimi yaptım. Evet, ipimi üzerine alıyorum. Buraya iki tane kiprik yapıyoruz. Tepesine şöyle
Kipremi yaptım. Üzerine tekrardan şöyle ipimi geriye aldım. Şimdi buraya şöyle küçük küçük sinek kanadı yapacağız arkadaşlar. Şu ara yolunda yaptığımda boyutu bu şekilde. Bu da hem kolay hem gösterişli bir model olacak arkadaşlar. Yazmalarınız da çok güzel. Siparişler alırsınız inşallah. Hem kolay hem de çok şık. Kendim tasarlıyorum arkadaşlar. Beğenirsem, hoşuma giderse sizler için anlatıyorum. Bilmiyorum, ben sevdim ve anlatıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Umarım sizler de yaparsınız. Evet. 4 tane yaptım. Acaba bir tane daha yapsam mı diye düşünüyorum ama bence yeterli. Hemen şu geri aşağıya ineceğiz. Şu şekilde en dibine tekrardan iniyorum. Evet. Bu yan taraftaki sürahiye geçtim. Şöyle sıkı bir geçiş yaptım. Aynı bu işlemden bu 5 tane zürafayı dolduracağız arkadaşlar. Şu an bir tane yaptık. 4 tanesini daha yapayım, tamamlayayım, gelin. Aşaması bu şekilde. Şöyle yakından da görün. Renk değişiyor. Evet arkadaşlar, ben çiçeğimi tamamladım. Şurada arada bir tane şekilde pırpırımız olmuştu. Oraya sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Çiçeğimizi biraz süs katalım. Sarı yapacaktım, sarı göstermez diye ben böyle koyu mavide yaptım. Öbür çiçeğimi de koyu saksı mavisi içine açık yapacağız. Tam tersini. Evet arkadaşlar. Tohumu da şöyle bir makasıma 8 tane dolama yaptım. Onu önceki videolarımda da gösterdim arkadaşlar. Hemen uzun olmasın. Sonra şöyle bir tohum elde ettik. Ucuna da şu şekilde küçük küçük minnak sık iğne yaptım. Hemen onu şöyle takalım. Evet. Biraz daha kısa olabilir arkadaşlar. Benim biraz sanki uzun oldu gibi geldi bana ama biraz da onu kısaltabiliriz. Ama çok da değil. Hemen şuradan
Tutturalım. İyice oturtturup. Şuradan bir tane daha yapayım. Şu aradan geçirip keseceğim. Siz değişik tohumlar da yapabilirsiniz. Ben şimdi böyle yaptım. Farklı tohumlarla da çok güzel olur arkadaşlar. Evet, çiçeğim bu şekilde. Hemen şu ara yolunu da sizlere, şurada çiçeğimi de yapıp geleceğim sizlere. Şu ara yolunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi kaç tane zürafa yapmışız? Bir, iki, üç. Altıncı zürafamın içine arkadaşlar geri dönüyorum. Buraya iki tane pırpır. Şöyle yapıyoruz. İki pırpırımı yaptım. Şöyle ipimi geriye üste alıyorum. Şöyle ayarını yapıp. Bakın. Şimdi bu ipi yine en dibine, şuraya geri dönüyorum. Şöyle ayarlayalım. Evet, bu yeşil kısmı böyle. Şu birkaç zürafamı yapayım hemen. Bunu bırakayım. Şu şimdi sıra mavideymiş. Mavi yapalım. İpimi hemen şuraya tutturdum arkadaşlar. Buraya 3 tane aynı çiçekte yaptığımız küçük sinek kanadı. Şu ipimi de şuradan temizleyeyim. Yeterlidir. Yani ara yolumda çiçeğe uygun oldu. Değişik renklerle de çok güzel olur bu model. Her çeşit modelle yapabilirsiniz. Ben hiçbir model şeyi renkten çalışmadım diye bu rengi düşündüm bugün arkadaşlar. Ama değişik renklerle de çok şık olur. Buraya da yine aynı şöyle tohum yapacağız arkadaşlar. Küçük. Benim şu süsleme. Hemen orada, şurada da bir tane kipriğimiz oldu. Oraya şöyle
Yine küçük. Süsledik bakalım buraları da. Hemen kestim. İyice tutturun sıkı. Şöyle arkadaşlar. Ara yolu da çiğimin böyle. Ben şu çiçeğimi de tamamlayayım. Fiyat bilgisiyle sizlere geri döneyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben modelimi tamamladım. Modelim kar tanesine çok benzettim arkadaşlar modelimi. Sizler neler dersiniz? Sizlerin de görüşünüzü alayım yorumlarda. Fiyatlandırmasına gelecek olursam arkadaşlar, en az 300 TL'den başlamalı bu model. Tabi arasının sıklığını, çiçek sayısını kendiniz ayarlayıp ona göre fiyatınızı verebilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar.